Lady Russell'la fazlaca meşgul olduğundan sık sık kendi başına yürüme fırsatı bulamıyordu ama Croft'ların gelişinden aşağı yukarı bir hafta ya da on gün sonra bir sabah tesadüf eseri arkadaşını daha doğrusu arkadaşının arabasını şehrin aşağı kısmında bırakıp Camden meydanına tek başına dönmek onun için en uygunu oldu ve Milsim caddesinden yukarı çıkarken amiralle karşılaşma şansını yakaladı. Amiral elleri arkasında bir baskı dükkanının vitrini önünde baskısı yapılmış bir resmi ciddiyetle seyre dalmış halde kendi başına duruyordu ve enin görülmeden geçip gitmesi mümkün olduğu gibi kızcağız adamın dikkatini çekene kadar ona seslenmekle birlikte dokunmak zorunda da kaldı. Fakat amiral onu fark edip tanıyarak selam verdiğinde bunu tümüyle her zamanki açık yürekliliği ve güler yüzüyle yaptı. Ha, siz misiniz? Sağ olun, sağ olun. Bana böyle bir dostunuz gibi davranıyorsunuz. İşte buradayım, görüyorsunuz, bir resme bakıyorum. Bu dükkanın önünden asla durmadan geçemiyorum. Fakat burada tekne mahiyetinde nasıl bir şey var böyle? Bakın lütfen, benzerini hiç gördünüz mü? Herhangi birinin hayatını bunun gibi şekilsiz, eski püskü küçücük bir kayıkta tehlikeye atacağını düşündüklerine göre, sizin marifetli ressamlar ne tuhaf adamlar olmalı. Üstelik yine de burada teknenin içine dikilmiş son derece müsterih ve bir an sonra kesinlikle olması gerektiği gibi rahatları bozulmayacakmışçasına etraflarına, kayalara, dağlara bakan iki beyefendi var. O teknenin nerede yapıldığını merak ediyorum. İştahla gülüyordu. Ben bunun içinde at sulama havuzunu geçmeyi bile göze alamazdım. Eh derken diğer tarafa dönerek Peki hala siz şimdi nereye gidiyorsunuz? Sizin için ya da sizinle birlikte gidebileceğim herhangi bir şey var mı? Herhangi bir faydam dokunur mu? Yok, teşekkür ederim ama yolumuzun müşterek olduğu kısa mesafede bana sizinle yürüme zevkini bahşederseniz o zaman başka. Ben eve gidiyorum. O dediğinizi yaparım hem de tüm kalbimle. Daha uzağa da yürürüm. Evet, evet birlikte samimi bir yürüyüş yapalım. Yürürken size diyeceğim bir şey var hem. Buyurun koluma girin. Doğrudur orada bir kadın olmazsa rahat edemem. Tanrım ne tekne ama diyerek hareketlenmeye başladıkları sırada resme son bir kez baktı. Bana diyeceğiniz bir şey olduğunu mu söylediniz efendim? Evet var hemen söyleyeceğim. Fakat bir ahbabım geliyor yüzbaşı Brigden. Yalnızca geçerken nasılsınız diyeceğim gerçi durmayacağım. Nasılsınız Brigden yanımda eşimden başka birini gördüğü için bakıyor. Eşim de zavallıcık bacağı yüzünden eve bağlandı. Topuklarından birinde üç şilinlik madeni para büyüklüğünde su toplamış bir yara var. Caddenin karşısına bakarsanız Amiral Brand ve erkek kardeşinin yürüyerek indiğini görebilirsiniz. Pejmürde adamlar ikisi de. İyi ki yolun bu tarafında değiller. Sophie onlara katlanamıyor. Bir seferinde bana aşağılık bir oyun oynadılar. En iyi adamlarından bazılarını yanlarına katıp kaçtılar. Size hikayenin tamamını başka bir zaman anlatırım. İşte ihtiyar Sir Archibald Drew ve torunu geliyor. Bak bizi gördü. Elini öperek sana selam veriyor. Seni eşim sandı. Ah sulh dönemi o genç beyzade için çok çabuk geldi. Zavallı ihtiyar Sir Archibald. Bat hoşunuza gidiyor mu bayan Elliot? Bizim zevkimize çok uyuyor. Her zaman eski dostlarımızdan ya biriyle ya öbürüyle karşılaşıyoruz. Sokaklar her gün onlarla dolup taşıyor. Bol bol sohbet etme imkanı buluyoruz muhakkak. Sonra da onlardan uzaklaşıp kendimizi pansiyonumuza kapatıyor, koltuklarımıza gömülüyoruz ve kelinçleymişiz gibi, evet ya da eskiden North Yarmouth ve Deal'da birlikte olduğumuz gibi konfor içinde oluyoruz. Bize North Yarmouth'taki ilk pansiyonumuzu anımsatıyor diye buradaki pansiyonumuzu daha az seviyor değiliz, onu söyleyebilirim size. Rüzgar dolaplardan birinin içinden tam da aynı şekilde esiyor. Biraz ilerlediklerinde en onun anlatacağı şeyin ne olduğunu öğrenmek için yeniden üstelemeye girişti. Milsam Caddesi'nden çıktıklarında merakının giderileceğini umuyordu ama hala beklemek zorundaydı. Zira Amiral, Belmont'un daha ferah ve daha sessiz ortamına ulaştıkları ana dek başlamamayı kafasına koymuştu. En de gerçekte Bayan Croft değildi, onun kendi bildiği gibi yapmasına müsaade etmesi gerekiyordu. Amiral iyiden iyiye Belmont'tan yukarıya çıkmaya koyuldukları anda başladı. Eh şimdi sizi şaşırtacak bir şey duyacaksınız.'' Fakat evvela bana bahsedeceğim genç hanımın adını söylemeniz lazım. Biliyorsunuz ya şu hepimizin kendisi için çok endişelendiği genç hanım. Başına bütün bu olaylar gelen genç bayan Musgrove. Ön adı, ön adını hep unutuyorum. En gerçekte anladığı kadar çabuk anlamış görünmekten utanmıştı ama artık gönül rahatlığıyla Louisa ismini ortaya atabilirdi. Evet, evet bayan Louisa Musgrove adı bu. Keşke genç hanımların bu kadar çok sayıda güzel ön adı olmasa. Hepsi Sophie ya da o tür bir şey olsa hiç hata yapmazdım. Eh bu Luisa Hanım hepimizin zannettiği üzere biliyorsunuz Frederick'le evlenecekti. Frederick ona haftalardır kur yapıyordu. Tek merak konusu neyi bekliyor olabilecekleriydi. Ta ki Lyme'daki olay yaşanana dek. Sonrasında hakikaten kızın beyni düzelene kadar beklemeleri gerektiği yeterince açıktı. Fakat o zaman bile gidişatlarında tuhaf bir şey vardı. Frederick Lyme'da kalmak yerine Plymouth'a gitti sonra da Edward'ı görmeye. Biz Minehead'den döndüğümüzde o Edward'ın yanına gitmişti ve o zamandan beri de orada. Kasım'dan bu yana onu hiç görmedik. Bunu Sophie bile anlayamadı. Lakin şimdi mevzu olup olabilecek en tuhaf yöne sapmış bulunuyor. Zira bu genç hanım, bu aynı genç bayan Maskro, Frederick'le evlilik arifesinde olmak yerine James Benwick'le evlenecekmiş. James Benwick'i tanır mısınız? Biraz, yüzbaşı Benwick'le biraz tanışıklığım var. Eh, Louise Hanım onunla evlenecekmiş. Hayır, büyük ihtimalle çoktan evlenmişlerdir. Zira neyi beklemeleri gerekeceğini bilmiyorum. Ben Yüzbaşı Benvi'yi çok hoş bir genç adam olarak gördüm, dedi En ve anladığım kadarıyla fevkalade bir karaktere sahip. Ah, evet, evet, James Benwick aleyhinde söylenecek tek söz yok. Doğrudur, daha sadece geçen yaz komutanlığa getirildi. Ve bunlar ilerlemek için kötü zamanlar ama kendisinin benim bildiğim başka bir kusuru yok. Mümtaz, iyi kalpli bir adam, sizi temin ederim. Aynı zamanda çok da faal, gayretli bir subay. Belki bu kadarını düşünmezsiniz zira o tür uysal tavırlar onun gerçek karakterini hakkıyla ortaya koymuyor. O hususta sahiden yanılıyorsunuz efendim. Yüzbaşı Benvi'nin tavırlarına bakıp da mizacında eksiklik olduğu kanısına asla varmam. Tavırlarını bilhassa memnuniyet verici buldum ve hakkında teminat da veririm. Genel olarak herkesi memnun edecektir. Eh ne diyelim hanımlar en iyi insan sarraflarıdır. Fakat James Benwick bana göre epey fazla sessiz sakin ve bunun tümüyle bizim yanlı olmamızdan kaynaklanması kuvvetle muhtemel olsa da Sophie ile ikimiz Frederick'in halinin tavrının onunkinden daha iyi olduğunu düşünmeden edemiyoruz. Frederick'te bizim zevkimize daha çok uyan bir şeyler var. En müşkül durumda kalmış ne yapacağını bilemiyordu. Yalnızca canlı bir mizaç ve uysallığın birbiriyle bağdaşmadığına ilişkin fazla yaygın olan fikre karşı çıkmak istemişti. Niyeti yüzbaşı Benvey'in tavırlarını mümkün olanın en iyisi olarak göstermek değildi hiç. Birazcık tereddütten sonra da ben iki arkadaş arasında herhangi bir mukayeseye girmiyordum demeye başlıyordu ama amiral şöyle diyerek onun sözünü kesti. Üstelik olay kesinlikle doğru. Bir dedikodu kırıntısından ibaret değil. Biz Frederick'in kendisinden duyduk. Ablası dün ondan bir mektup aldı. Orada bize bundan bahsediyor ve kendisi de haberi Harville'den henüz gelen, hemen oracıkta Upper Cross'ta yazılmış bir mektuptan almış. Zannedersem hepsi Upper cross'da. Bu enin karşı koyamayacağı bir fırsattı. Bu yüzden şöyle dedi. Umarım amiral, umarım yüzbaşı Wentworth'un mektubunun üslubunda sizi ve bilhassa da Bayan Croft'u huzursuz edecek hiçbir şey yoktur. Geçen sonbaharda kendisiyle Louisa Musgrove arasında bir bağlılık varmış gibi görünüyordu sahiden ama umarım bu hissi iki tarafta da eşit derecede ve zorlama olmaksızın tükenmiş gibi anlamak mümkündür. Umarım mektubu size kötü muameleye uğramış bir adamın maneviyatını hissettirmiyordur. Hiç öyle değil, hiç öyle değil. Baştan sona tek bir küfür ya da şikayet yok. En gülümsemesini saklamak için bakışlarını eğdi. Hayır, hayır. Frederick sızlanıp şikayet edecek bir adam değildir. Bunun için fazla karakterlidir. Kız başka bir adamı daha çok beğeniyorsa onunla birlikte olması gayet münasiptir. Kesinlikle. Fakat benim demek istediğim umarım Yüzbaşı Wentworth'un yazım şeklinde Arkadaşından kötü muamele gördüğü kanısında olduğunu farz etmenize sebep olacak hiçbir şey yoktur. Bu da biliyorsunuz tam olarak söylemek sizin de anlaşılabilir. Kendisiyle yüzbaşı Benwick arasında mevcut olan gibi bir dostluğun bu tür bir mesele yüzünden mahvolmasına ya da yara almasına bile çok üzülürüm. Evet, evet sizi anlıyorum. Ancak mektupta o mahiyette hiç ama hiçbir şey yok. Benwick'e en ufak iğnelemede bulunmuyor. Bu işe hayret ediyorum. Benim bu işe hayret etmek için kendimce bir sebebim var bile demiyor. Hayır yazma üslubundan bu adı neydi hanımı herhangi bir zamanda kendisini düşünmüş olduğunu tahmin etmezsiniz. Büyük bir içtenlikle onların birlikte mutlu olacaklarını umut ediyor ve bunda pek bağışlayıcı olmadığını gösteren hiçbir şey yok bence. En amiralin ifade etmek istediği mutlak kanaat karşısında tam olarak ikna olmadı ama sorgu suali daha fazla üstelemek bir işe yaramazdı. Bu yüzden alelade yorumlar ya da sessizlik içinde gösterdiği ilgiyle kendini tatmin etti ve amiral de tümüyle kendi bildiği gibi devam etti. Zavallı Frederick dedi en sonunda. Şimdi başka biriyle en baştan başlamak zorunda. Bence onu bata getirmemiz gerekiyor. Sophie'nin yazması ve bata gelsin diye ona yalvarması lazım. Burada da yeteri kadar güzel kız vardır eminim. Tekrar Upper Cross'a gitmek hiçbir işe yaramaz. Zira şu diğer genç bayan Musgrove Anladığım kadarıyla kuzeniyle genç vaizle nişanlı. Bayan Elliot, sizce de onu bata getirmeyi denememiz isabetli olmaz mı? Amiral Croft, Anne'le bu yürüyüşü yapar ve Yüzbaşı Wentworth'ü bata getirme dileğini ifade ederken, Yüzbaşı Wentworth çoktan oraya doğru yola çıkmıştı. Daha Bayan Croft yazamadan ulaştı ve en bir sonraki yürüyüşüne çıktığında onu gördü. Bay Elliot iki kuzeniyle Bayan Clay'e eşlik ediyordu. Milsim Caddesi'ndeydiler. Yağmur yağmaya başladı, fazla değildi ama kadınlar için bir yere sığınmayı cazip hale getirmeye yetecek. Bayan Elliot içinse Lady Dalrymple'ın biraz uzakta beklerken görülen arabasıyla eve götürülme üstünlüğünden faydalanmayı çok cazip hale getirmeye fazlasıyla yetecek kadardı. Bu yüzden kendisi Anne ve Bayan Clay dönüp Mullins dükkanına girdi. O sırada Bay Elliot da yardımını istemek üzere Lady Dalrymple'ın yanına yürüdü. Çok geçmeden elbette başarı kazanmış olarak tekrar onlara katıldı. Lady Dalrymple onları eve götürmekten son derece büyük mutluluk duyacak ve birkaç dakika sonra onları alacaktı. Lady Hazretleri'nin arabası bir faytondu ve dört kişiden fazlasını herhangi bir konfor içinde taşımazdı. Bayan Carteret annesiyle birlikteydi sonuç olarak Camden Meydanı'nın üç hanımefendisi için birden yer açılmasını beklemek mantıklı değildi. Bayan Elliot'ın alınmasına ilişkin hiç şüphe olamazdı. Kim sıkıntı çekerse çeksin o hiç çekmemeliydi ama diğer ikisi arasındaki nezaket meselesini çözüme ulaştırmak biraz zaman aldı. Yağmur sözünü etmeye bile değmeyecek şiddetteydi ve en Bay Elliot'la yürümeyi tercih ettiği hususunda son derece içtendi. Fakat Yağmur aynı şekilde Bayan Clay için de sözünü etmeye bile değmeyecek şiddetteydi. Ona kalırsa neredeyse yağmıyordu bile. Üstelik botları da çok kalındı. En hanımınkilerden çok daha kalındı. Böylece kısacası nezaketi onu da Bay Elliot'la yürümek üzere bırakılmaya her bakımdan enin olabileceği kadar hevesli hale getiriyordu. Ve mesele ikisi arasında öyle kibar, öyle kararlı bir şekilde tartışıldı ki diğerleri onların yerine kararlaştırmaya mecbur kaldı. Bayan Elliot, Bayan Clay'in zaten biraz soğuk almış olduğunu teyit etti. Bay Elliot da kendisine başvurulması üzerine kuzeni enin botlarının bilakis en kalın olduğuna karar verdi. Bu doğrultuda Bayan Clay'in arabadaki grupta olması gerektiği belirlendi ve tam bu noktaya ulaşmışlardı ki en pencere kenarında oturduğu sırada yüzbaşı Wentworth'ü son derece kesin ve bariz şekilde caddeden aşağı yürürken seçti. İrkildiğini kendisinden başka fark eden olmadı ama anında dünya üzerindeki en büyük ahmak olduğunu hissetti. Anlaşılması en olanaksız, en gülünç olanıydı. Birkaç dakikalığına gözünün önündeki hiçbir şeyi görmedi. Her şey birbirine karışmış, bulanmıştı en dalıp gitmiş durumdaydı ve içinden kendini azarlaya azarlaya tekrar aklını başına topladığında diğerlerini hala arabayı beklerken Bay Elliot'ı ise her zamanki gibi yardıma hazır halde Bayan Clay'in bir siparişi üzerine tam da Union Caddesi'ne doğru yola koyulurken buldu. Artık dış kapıya gitmek için büyük bir heves duyuyordu. Yağmur yağıp yağmadığını görmek istiyordu. Neden kendi kendisinin başka bir amacı olduğundan şüphe edecekti ki? Yüzbaşı Wentworth görüş alanından çıkmış olmalıydı. Oturduğu koltuktan kalktı, gidecekti. Bir yarısı her daim diğer yarısından çok daha akıllı olmamalı ya da her daim diğer yarısının gerçektekinden daha kötü olduğundan şüphe etmemeliydi. Fakat bir an sonra Yüzbaşı Wentworth'un ta kendisinin içeri girmesiyle geri dönmek durumunda kaldı. Yüzbaşı besbelli tanıdıkları olan Milsim Caddesi'nin biraz aşağısında aralarına katılmış olması gereken beyefendiler ve hanımefendilerden oluşan bir grupla birlikte gelmişti. Eni görmesi üzerine genç kadının daha önce onu gözlemlediğinden daha bariz şekilde şaşkına dönmüş ve kafası karışmış hale geldi. Epey kızarmış görünüyordu. En yeni baştan tanışıklık kurmalarından beri ilk kez ikisi arasından en az kendisinin hassasiyetini ele verdiğini hissetti. Yüzbaşı Wentworth'a kıyasla son birkaç saniyede kendini hazırlama üstünlüğüne sahipti. Şiddetli şaşkınlığın tüm zapt edilemez, kör edici, sersem edici ilk etkilerinin onun üzerindeki gücü sona ermişti. Öte yandan yine de hissedeceği yeterince duygu vardı. Telaş, acı, keyif, sevinçle keder arasında bir şeydi bu. Yüzbaşı Wentworth onunla konuştu sonra dönüp gitti. Tavrının tabiatı mahcubiyetti. En buna soğuk, dost canlısı ya da başka herhangi bir şey diyemezdi. Hiçbiri mahcup kadar kesin olamazdı. Fakat yüzbaşı kısa bir müddet sonra En'e e doğru geldi ve tekrar konuştu. Müşterek konularda karşılıklı sorular soruldu, ikisi de muhtemelen duyduklarından pek bir şey anlamıyordu ve en, onun eskisinden daha tedirgin olduğunu tümüyle sezmeye devam ediyordu. Bu kadar çok bir arada olmaları sayesinde birbirleriyle görünürde hatır sayılır miktarda kayıtsızlık ve sakinlikle konuşabilecek duruma gelmişlerdi ama yüzbaşı şimdi bunu yapamıyordu. Zaman onu değiştirmişti ya da Luisa onu değiştirmişti üzerinde bir tür sıkılganlık vardı. Çok iyi görünüyordu, sağlık ya da moral açısından sıkıntı çekmiş gibi değildi ve Upper Cross'tan, Musgrove'lardan, hayır Louisa'dan bile söz etti. Hatta onun adını söylerken yüzü bir anlığına bu hususta kendi esaslı önemini ortaya koyan bir ifadeye büründü ama yine de rahat olmayan, huzurlu olmayan, öyleymiş gibi yapamayan bir yüzbaşı Wentworth söz konusuydu. Elizabeth'in onu tanıdığını belli etmemekte kararlı olduğunu gözlemlemek eni şaşırtmadı ama üzüntüye boğdu. Yüzbaşının Elizabeth'i gördüğünü, onun da yüzbaşıyı gördüğünü, iki tarafında birbirlerini içten içe tam olarak tanıdığını fark etti. Yüzbaşının bir tanıdık olarak selamlanmaya hazır olduğundan, bunu beklediğinden emindi ve ablasının katı bir soğuklukla kafasını çevirmesini görmenin acısını yaşadı. Lady Dalrymple'ın bayan Elliot'ın çok sabırsızlanmasına sebep olan arabası o anda yanaştı, uşak haber vermeye geldi. Yağmur yeniden yağmaya başlıyordu ve dükkandaki ufak kalabalığın tamamının Lady Dalrymple'ın kendi arabasına almak üzere Bayan Elliot'ı çağırdığını anlamasını sağlamış olması gereken baştan başa bir gecikme, bir telaş, bir konuşma faslı yaşandı. En sonunda Bayan Elliot ve arkadaşı yanlarında uşak dışında onlara eşlik edecek kimse olmaksızın, zira henüz dönmemiş olan kuzen ortada yoktu, yürüyerek çıkıyordu. Yüzbaşı Wentworth de onları izleyerek tekrar Ene e döndü. Sözlerden ziyade tavrıyla ona yardımcı olmayı teklif ediyordu. Enin cevabı çok müteşekkirim oldu ama ben onlarla gitmiyorum. Araba bu kadar kişiyi almayacaktı. Ben yürürüm, yürümeyi yeğlerim. Fakat yağmur yağıyor. Ah, çok az. Benim için hiç dert değil. Yüzbaşı Wentworth bir anlık duraklamadan sonra şöyle dedi: "Daha dün gelmiş olsam da kendimi şimdiden bat için uygun şekilde teçhiz ettim görüyorsunuz ya." derken yeni bir şemsiyeyi işaret ediyordu. Yürümekte kararlıysanız bunu kullanmanızı arzu ederim. Gerçi bana kalırsa size bir taht revan ayarlamama müsaade etmeniz daha ihtiyatlı olur. En ona çok müteşekkirdi ama yağmurun şimdi kesileceğine dair inancını tekrar ederek ve yalnızca Bay Elliot'ı bekliyorum, o da biraz sonra gelecektir eminim diye ekleyerek hepsini geri çevirdi. Bu sözleri daha ancak söylemişti ki Bay Elliot içeri girdi. Yüzbaşı Wentworth onu çok iyi hatırladı. Onunla Lyme'da basamaklarda duran, yanından geçtiği sırada eni hayranlıkla izleyen adam arasında İmtiyazlı akraba ve dostun havası, görüntüsü, hali tavrı hariç hiçbir fark yoktu. Hevesle içeri girdi. Yalnızca eni görüp düşünür gibi göründü. İşi uzun sürdüğü için özür diledi. Onu bekletmiş olduğundan ötürü üzüntü içindeydi ve onu daha fazla zaman kaybı olmadan, yağmurda şiddetlenmeden götürmek için telaşlıydı. Bir an sonra birlikte enin kolu onunkinin altında yürüyerek yola koyuldular. Yüzbaşının yanından geçip giderken enin tüm vakit bulabildiği nazik, mahcup bir bakış ve Size iyi sabahlar sözü oldu. Onlar görüş alanından çıkar çıkmaz yüzbaşı Wentworth'un arkadaş grubundaki hanımlar onlardan konuşmaya başladı. Bay Elliot kuzeninden haz etmiyor, değil herhalde öyle değil mi? Ah hayır, orası yeterince açık. İnsan o cephede neler olacağını merak ediyor. Adam hep onlarla birlikte, kanımca kısmen aile içinde yaşıyor. Ne yakışıklı bir adam. Evet, üstelik bir seferinde onunla Wallis'lerde yemek yemiş olan bayan Atkinson Kendisinin bu zamana dek bir arada bulunduğu en zarif adam olduğunu söylüyor. Kız güzel bence. En Elliot yani ciddi ciddi bakınca çok güzel. Böyle demek şimdilerde münasip değil ama onu ablasından daha çok beğendiğimi itiraf ediyorum. Ah ben de. Ben de öyle kıyas kabul etmez fakat erkeklerin hepsi bayan Elliot için deli divane oluyor. En onlara göre fazla nazik. Kuzeni tak Camden Meydanı'na kadar tek kelime etmeden yanında yürümüş olsa, En ona özellikle minnettar kalırdı. Onu dinlemek hiç bu kadar zor gelmemişti. Gerçi hiçbir şey Bay Elliot'ın alakasıyla ihtimamına üstün gelemiyordu ve söz ettiği konular çoğunlukla her daim ilgi çekici olmasına alışılmış türdendi. Lady Russell hakkında candan, hakkaniyetli, taraflı övgüler ve Bayan Clay aleyhinde haklı makul kinayeler. Fakat en o an için yalnızca yüzbaşı Wentworth'u düşünebiliyordu. Onun şu anki hislerini, gerçekten hayal kırıklığının acısını çekip çekmediğini anlayamıyordu ve bu husus anlaşılana dek tam olarak kendine gelmesi mümkün değildi. Zamanla akıllanıp makul olmayı umut ediyordu ama heyhat, heyhat, henüz akıllanmış olmadığını kendi kendine itiraf etmek durumundaydı. En'in bilmesi çok elzem olan başka bir ayrıntı da yüzbaşı Wentworth'un Bat'ta ne kadar kalmaya niyetli olduğuydu. Bundan söz etmemişti ya da En hatırlamıyordu. Sadece geçerken uğramış olabilirdi. Fakat kalmaya gelmiş olması daha muhtemeldi. O durumda Bat'ta herkesin herkesle karşılaşma ihtimali böyle yüksekken Lady Russell kuvvetle muhtemel onu bir yerlerde görecekti. Onu hatırlar mıydı? Tüm bunlar ne şekilde yaşanırdı? Louisa Musgrove'un yüzbaşı Benwick'le evleneceğini Lady Russell'a söylemeye mecbur kalmıştı çoktan. Lady Russell'ın şaşkınlığıyla karşı karşıya kalmak ona iç sıkıntısına mal olmuştu. Şimdi de Lady Russell'ın bir ihtimal yüzbaşı Wentworth'la aynı ortama sokulması söz konusu olursa, kadının mevzuya ilişkin eksik bilgisi, yüzbaşıya karşı ön yargısına başka bir boyut katabilirdi. Ertesi sabah En arkadaşıyla birlikte dışarıdaydı ve ilk bir saat boyunca aralıksız ve korku dolu bir şekilde beyhude yere yüzbaşıyı gözledi. Fakat en sonunda Paltney caddesinden aşağı inerek döndükleri sırada onu sağ taraftaki kaldırımda caddenin büyük bölümünde görüş alanı içine alacağı bir mesafede seçti. Etrafında başka pek çok adam aynı tarafa yürüyen pek çok grup vardı ama onu tanımamak mümkün değildi. İçgüdüsel olarak Lady Russell'a baktı fakat bunu onun da yüzbaşıyı kendisi kadar çabuk tanıyacağına dair herhangi bir delice fikirden ötürü yapmamıştı. Hayır, Lady Russell'ın onu neredeyse karşı karşıya geldikleri ana dek fark edeceği düşünülemezdi. En yine de ona ara ara kaygıyla baktı ve dikkatleri mutlaka yüzbaşıya çekecek olan an yaklaştığında tekrar bakmaya cesaret etmese de, zira kendi çehresinin görülmeye uygun olmadığını biliyordu, yine de Lady Russell'ın gözlerinin tam da yüzbaşının olduğu yöne çevrildiğinin, kısacası onun yüzbaşıya dikkatle baktığının tümüyle bilincindeydi. Yüzbaşının Lady Russell'ın zihninde ne tür büyük bir merak yaratıyor olması gerektiğini, gözlerini kaçırmanın Lady Russell için teşkil ediyor olması gereken zorluğu, 8-9 yılın üstelik yabancı iklimlerde ve bir de faal hizmetteyken, yüzbaşıdan tek bir şahsi zarafet götürmeksizin geçip gidişinden ötürü hissediyor olması gereken hayreti adam akıllı idrak edebiliyordu. En sonunda Lady Russell başını geri çekti. Şimdi onun hakkında nasıl konuşacaktı? Bu kadar uzun süre gözümün neye takıldığını merak edeceksin, dedi Lady Russell. Ama Lady Alicia ve Bayan Franklin'ın dün gece bana anlattığı bazı perdelere bakıyordum. Yolun bu tarafında ve caddenin bu bölümündeki evlerden birinin misafir odası perdelerini battaki en gösterişli, en güzel asılmış perdeler olarak tarif ettiler. Fakat numarayı tam olarak hatırlayamadılar. Ben de hangisi olabileceğini bulmaya çalışıyordum. Ancak itiraf ediyorum bu civarda onların tarifini karşılayan hiçbir perde göremiyorum. En iç geçirdi, kızardı ya arkadaşına ya da kendine acıyarak ve tepeden bakarak gülümsedi. İşin onun en çok canını sıkan bölümü ise tüm bu öngörü ve ihtiyat israfı içinde yüzbaşı Wentworth'un onları görüp görmediğine bakmak için doğru anı kaçırmasıydı. Herhangi bir olay yaşanmadan bir iki gün geçti. Yüzbaşının bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu tiyatro ya da eğlence salonları, Elliot'ların zevkine göre üst tabaka arasında yeterince revaçta değildi. Onların akşam eğlenceleri yalnızca gitgide daha çok davet edilip iştirak ettikleri özel davetlerin şık budalalıklarından ibaretti. Böyle bir durgunluktan bıkmış, hiçbir şey bilmemekten ve gücü sınanmadığı için kendini güçlü zannetmekten usanmış olan Anne de konser akşamı için epey sabırsızlanıyordu. Lady Dalrymple'ın himaye ettiği birine yardım toplamak için düzenlenen bir konserdi bu. Elbette katılmaları icap ediyordu. Gerçekten iyi bir konser olması bekleniyordu ve yüzbaşı Wentworth müziğe çok düşkündü. En onunla tekrar birkaç dakikalık bir konuşma yapabilse tatmin olacağını tahmin ediyordu. Yanına gidip onunla konuşacak gücü bulma konusuna gelindiğinde ise şayet fırsat çıkarsa baştan aşağı cesaretli hissediyordu. Elizabeth onu yok saymış, Lady Russell ise görmezden gelmişti. Bu olaylar En'in cesaretini kuvvetlendiriyordu. Yüzbaşıya ilgi gösterme borcu olduğunu hissediyordu. Vaktiyle Bayan Smith'e akşamı onunla geçireceğine dair kısmen söz vermişti ama kısa, acele bir ziyaretle mazeretini bildirip müsaade istedi ve ertesi gün daha uzun bir ziyarette bulunacağına ilişkin daha kati bir sözle görüşmelerini erteledi. Bayan Smith durumu son derece güler yüzlü bir şekilde kabullendi. "Elbette," dedi. "Yalnız geldiğinde bana her şeyi anlat. Kimlerle gidiyorsun?" En hepsinin adını saydı. Bayan Smith hiçbir cevap vermedi ama En ondan ayrılırken üstelik yarı ciddi yarı işveli bir ifadeyle şöyle dedi. Eh gideceğin konserin beklentilerini karşılamasını canı gönülden diliyorum. Gelebilirsen de yarın beni sakın yüzüstü bırakma. Zira senden daha fazla ziyaret göremeyebileceğim içime doğmaya başlıyor. En irkildi ve kafası karıştı. Fakat bir anlık tereddütle dikildikten sonra mecburen ve mecbur olduğuna üzülmeden aceleyle çıktı. Sir Walter, iki kızı ve Bayan Clay, akşam eğlence salonlarında bir araya gelecekleri tüm grubun en erkencileriydi. Lady Dalrymple'ı beklemek icap ettiği için de sekizgen salondaki şöminelerden birinin başında yerlerini aldılar. Fakat daha doğru dürüst yerleşmemişlerdi ki kapı tekrar açıldı ve yüzbaşı Wentworth tek başına içeri girdi. En ona en yakın yerdeydi ve birazcık daha ilerleyerek hemen konuştu. Yüzbaşı yalnızca eğilerek selam vermeye ve geçip gitmeye hazırlanıyordu ama enin nazik nasılsınız sorusu onu dümdüz takip etmekte olduğu yoldan ayırıp enin yanında durmaya arka plandaki heybetli baba ve ablaya rağmen karşılık olarak halatır sormaya sevk etti. Onların arka planda olması en için bir dayanaktı. Onların bakışlarına dair hiçbir şey bilmiyor ve yapılmasının doğru olduğuna inandığı her şeyi yapabileceğini hissediyordu. Onlar konuşurken babasıyla Elizabeth arasında geçen bir fısıldaşma Enin kulağına çalındı. Ne söylediklerini seçemiyordu ama konuyu tahmin ediyor olmalıydı. Yüzbaşı Wentworth'un uzaktan başını eğerek selam vermesiyle de babasının yüzbaşıya onu tanıdık olarak kabul ettiğine dair bu basit onayı verecek kadar iyi bir hükme varmış olduğunu anladı. Elizabeth'in ta kendisinin belli belirsiz bir reverans yaptığını yandan görmek için de tam zamanında dönmüştü. Geç, gönülsüz ve nezaketsiz olsa da hiç yoktan iyiydi bu, enin morali düzeldi. Ancak havadan, battan, konserden konuşmalarının ardından sohbetleri monotonlaşmaya başladı ve en sonunda öyle az şey söylendi ki en onun her an gitmesini bekliyordu ama yüzbaşı gitmedi. Ondan ayrılmak için hiç acelesi yokmuş gibi görünüyordu ve hemen sonra tazelenmiş bir canlılıkla hafif bir gülümsemeyle birazcık kızararak şöyle dedi. Lime'da geçirdiğimiz günden beri sizi doğru dürüst görmedim. Korkarım şoktan daha çok da sizi o anda etki altına almamış olmasından dolayı sıkıntı çekmişsinizdir. En yüzbaşıya öyle olmadığına dair güvence verdi. Korkunç bir saatti dedi yüzbaşı Wentworth. Korkunç bir gündü. Sonra hatırlamak hala çok acı vericiymiş gibi elini gözlerinin üzerine götürdü ama bir an sonra yine hafifçe gülümseyerek şöyle ekledi. Fakat o gün bazı etkiler yarattı. Korkuçluğun tam tersi olarak görülmesi gereken bazı sonuçlar doğurdu. Bambi'nin cerrah çağırmak için en uygun kişi olacağını öne sürecek soğukkanlılığı gösterdiğinizde, onun sonunda hastanın iyileşmesiyle en çok alakadar olan insanlardan biri olacağını zar zor tahmin edebilirdiniz. Kesinlikle hiç tahmin edemezdim. Fakat görünüşe göre çok mutlu bir birliktelik olacağını umuyorum. İki tarafta da iyi ahlak ve iyi mizaç var. Evet diyen yüzbaşı tam olarak ileri bakmıyordu. Ama benzerlik bana kalırsa o noktada bitiyor. Tüm kalbimle mutlu olmalarını diliyorum ve bunun lehinde gelişen her durumdan sevinç duyuyorum. Evde mücadele etmeleri gerekecekleri hiçbir güçlük, ayrıca hiçbir muhalefet, hiçbir kapris, hiçbir gecikme yok. Musgrove'lar oldukları gibi son derece saygın ve kibar davranıyor. Yalnızca kızlarının rahatını sağlamak için hakiki anne baba yüreğiyle kaygılanıyorlar. Tüm bunlar onların mutluluğunun oldukça hatta fazlasıyla lehine, belki şeyden daha fazla. Durdu, aniden bir şey hatırlamış ve enin yanaklarını kızartıp gözlerini yere sabitleyen o duygunun birazını tatmış gibi göründü. Ancak boğazını temizledikten sonra şu şekilde devam etti. İtiraf edeyim, bir uyumsuzluk olduğunu düşünüyorum gerçekten. Çok büyük bir uyumsuzluk. Üstelik tam da kafa yapısı gibi elzem bir hususta. Louisa Musgrove'u çok cana yakın, iyi huylu bir kız olarak görüyorum. Anlayışı da kıt değil. Ama Benwick'te daha fazlası var. Kendisi akıllı, okuyan bir adam ve ona bağlanmasını biraz şaşkınlıkla karşıladığımı itiraf ediyorum. Minnettarlığın etkisinden olsa, kızın onu tercih ettiğine inandığı için onu sevmeyi öğrenmiş olsa, başka bir şey olurdu bu. Fakat elimde öyle olduğunu farz etmek için hiçbir sebep yok. Bilekis, Benwick'ten yana tümüyle kendiliğinden gelişmiş, öğrenilmemiş bir his söz konusuymuş gibi görünüyor ve bu beni şaşırtıyor. Onun gibi bir adam bu durumda olacak ha? Yara almış, incinmiş, neredeyse kırılmış bir kalple hem de. Fanny Harville çok üstün bir varlıktı ve Benwick'in ona olan bağlılığı da tam bağlılıktı hakikaten. Bir erkek böyle bir kadına yürekten duyduğu sadakatin etkisinden kurtulamaz. Kurtulmamalı. Kurtulmaz. Fakat yüzbaşı ya arkadaşının kurtulmuş olduğunun bilincinde olmasından ya da sezdiği başka bir şeyden ötürü daha fazla devam etmedi. Konuşmanın son bölümü yapılırken kullanılan heyecanlı sese rağmen salonun çeşit çeşit tüm gürültülerine, kapının neredeyse kesintisiz şekilde çarpılmasına, geçip giden insanların kesintisiz uğultusuna rağmen her kelimeyi duyup anlamış olan en de hayrete düşmüş, memnuniyet duymuş, serseme dönmüştü ve çok hızlı nefes almaya, bir saniye içinde yüzlerce farklı his yaşamaya başlıyordu. Onun için böyle bir konuya girmek imkansızdı. Yine de bir duraksamadan sonra konuşma gereksinimini hissederek bir de büsbütün bir değişiklik için en ufak arzu duymadığından konudan sadece şöyle diyecek kadar saptı. Lime'da epey kaldınız sanırım öyle değil mi? İki hafta kadar. Louisa'nın durumunun iyiye gittiği tam olarak kesinleşene dek oradan ayrılamadım musibetten ötürü kısa sürede huzura kavuşamayacak kadar ciddi bir kaygı içindeydim. Benim suçumdu, sırf benim. Ben zayıflık göstermesem o da inat edemezdi. Lime civarındaki kırlar oldukça güzel. Epey yürüyüş yaptım, ata bindim. Daha fazlasını gördükçe hayran olacak daha fazla şey de buldum. Ben de Lime'ı tekrar görmeyi çok isterim, dedi En. Sahiden mi? Lime'da böyle bir duygu uyandıracak herhangi bir şey bulmuş olabileceğinizi tahmin etmezdim ortasında kalıp yaşamaya mecbur olduğunuz korku ve üzüntü, zihin gerginliği, manevi yorgunluk, layma ilişkin son izlenimlerinizin şiddetli bir tiksinti olması gerektiğini düşünürdüm. Son saatler kesinlikle çok üzücüydü, diye yanıtladı En. Ama üzüntü sona erdiğinde akılda kalanlar sıklıkla keyifli bir anıya dönüşür. İnsan bir yerde sıkıntı çekti diye orayı daha az sevmez. Tümüyle sıkıntı çektiyse, sıkıntıdan başka hiçbir şey yaşamadıysa başka. Ama Lyme'daki durum katiyen öyle değildi. Yalnızca son iki saatte kaygı ve üzüntü içindeydik. Öncesinde epey keyif alıp eğlendiğimiz anlar olmuştu. Bol bol yenilik ve güzellik. Ben öyle az ettim ki yeni gördüğüm her yer benim için ilgi çekici olurdu ama Lyme'da gerçek güzellik var. Kısacası derken aklına gelen bazı hatıralar üzerine belli belirsiz kızararak bütününe bakıldığında orayla ilgili izlenimlerim gayet hoş.'' En sözlerini bitirirken giriş kapısı tekrar açıldı ve tam da beklemekte oldukları grup göründü. Sevinç içindeki Lady Dalrymple, Lady Dalrymple sesi duyuldu ve Sir Walter ile kendisine eşlik eden iki hanımefendi, gergin zarafetle bağdaşan tüm şevkle onu karşılamak için öne çıktı. Lady Dalrymple ve Bayan Carteret, tesadüf eseri oraya neredeyse aynı anda ulaşmış olan Bay Elliot ve Albay Wallace eşliğinde, salondan içeri girerek ilerledi. Diğerleri de onlara katıldı ve bu, enin aynı şekilde kendisini de zaruri olarak dahil edilmiş bulduğu bir gruptu. Yüzbaşı Wentworth'ten ayrı düştü. İlginç, neredeyse fazla ilginç sohbetleri bir süreliğine kesintiye uğramak zorundaydı. Fakat sohbetin getirdiği mutluluğa kıyasla ödenecek bu bedelin lafı bile edilmezdi. Son 10 dakikada Yüzbaşı Wentworth'ün Louisa'ya karşı hisleri hakkında, tüm hisleri hakkında düşünmeye cesaret ettiğinden daha fazlasını öğrenmişti. Kendini grubun taleplerine, anın kaçınılmaz mecburiyetlerine zarif, gerçi aynı zamanda da tedirgin duygularla bıraktı. Herkese karşı güler yüzlüydü. Onu herkese hürmetkar ve kibar davranmaya, kendisi kadar mutlu olmayan tüm insanlara acımaya sevk eden görüşler duymuştu. Geri çekilerek tekrar Yüzbaşı Wentworth'e katılmak üzere gruptan ayrılmasıyla birlikte, onun gitmiş olduğunu görünce, Güzel duygular biraz sönükleşti. Onun konser salonuna doğru döndüğünü görmek için tam zamanında bakmıştı. Yüzbaşı gitmişti. Ortadan kaybolmuştu. En bir an için pişmanlık yaşadı. Fakat muhakkak tekrar karşılaşacaklardı. Yüzbaşı Wentworth onu arayacaktı. Akşam sona ermeden onu bulacaktı. Hem şu anda belki de birbirlerinden ayrı olmaları daha iyiydi. En'in konuşulanları hatırlayıp düşünmek için biraz araya ihtiyacı vardı. Lady Russell'ın kısa süre sonra görünmesiyle tüm grup toplanmış oldu ve geriye kalan tek şey düzen içinde sıralanıp konser salonuna doğru ilerlemeleriydi. Aynı zamanda tüm nüfuzlarını ellerinden geldiğince ortaya koyacak, mümkün olduğunca çok bakışı üzerlerinde toplayacak, mümkün olduğunca çok fısıltıya sebep olacak, mümkün olduğunca çok insanı rahatsız edeceklerdi. İçeri girdikleri sırada hem Elizabeth hem de Anne Elliot çok ama çok mutluydu. Bayan Carteret ile kol kola olan önünden giden Dul Vicontes Dalrymple'ın geniş sırtını seyreden Elizabeth'in dileyip de erişemeyecekmiş gibi göründüğü hiçbir şey yoktu. En ise fakat ablasınınkiyle arasında herhangi bir mukayese yapmak En'in saadetinin tabiatına bir hakaret olurdu. Birinin kökeni tümüyle bencil bir gösteriş merakı, diğerininki ise tümüyle verici bir bağlılıktı. En salonun görkemine dair hiçbir şey görmedi, düşünmedi mutluluğu içten geliyordu. Gözleri parlıyordu ve yanakları pembe pembeydi. Ama o hiçbir şeyin farkında değildi. Yalnızca son yarım saati düşünüyordu ve oturacakları yerlere geçtikleri sırada zihni o süre içinde olanları şöyle bir sıraladı. Yüzbaşı Wentworth'un konu seçimleri, ifadeleri, daha da önemlisi hali tavrı ve görüntüsü enin sadece tek bir şekilde görebileceği türdendi. Louisa Musgrove'u küçük gördüğüne ilişkin, belirtmeye hevesli göründüğü bir fikir olan görüşü, yüzbaşı Benvi'ye hayret etmesi, ilk kez yaşanan kuvvetli bir bağlılığa dair hisleri, bitiremeyeceği cümlelere başlaması, kısmen başka tarafa çevirdiği gözleri ve kısmen olmanın ötesine geçecek kadar manalı bakışı. Bunlar, tüm bunlar onun en azından ene geri dönen bir kalbi olduğunu, öfkenin, dargınlığın, uzak durma faslının artık bittiğini, bunların yerini yalnızca dostluk ve saygının değil, geçmişin şefkatinin de aldığını ilan ediyordu. Evet, geçmişin şefkatinden bir parça. Bu değişikliğin daha azına delalet ettiğini düşünemezdi. Yüzbaşı Wentworth onu seviyor olmalıydı. Bunlar, beraberinde zihninde yarattıkları görüntülerle birlikte, onu kendisine herhangi bir gözlem gücü bırakmayacak kadar çok meşgul edip heyecanlandıran düşüncelerdi ve en salonun bir ucundan öbür ucuna, onu bir an olsun görmeden, onu seçmeye bile çalışmadan geçti. Oturacakları yerler tespit edildiğinde ve hepsi bir güzel yerleştiğinde En, yüzbaşının tesadüf eseri salonun aynı bölümünde olup olmadığını görmek için etrafa bakındı ama orada değildi. En'in gözleri ona ulaşamıyordu ve konser tam da başlamakta olduğundan mutluluğunu bir süreliğine daha mütevazı bir şekilde yaşamaya razı olmak durumundaydı.